Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Ben Osman Hoca. AYT edebiyat denemeleri çözmeye devam ediyoruz. Paraf yayınlarının bir denemesiyle karşınızdayım. Güzel sorular sizi bekliyor. İsterseniz hemen soruların çözümüne başlayalım. Bu parçada geçen dilin ne kadar kılçığı varsa atmak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir denmiş bize. İlk sıralaması yapılmış roman, büyük ölçüde ortaya çıkmıştır. Ötesi işçiliktir benim için. Bu işçilik uzunca bir dinlendirmenin sonunda başlar. Elde kalem, mümkün olduğunca kesintisiz yapmak isterim bu işçiliği. Eklemeler, çıkarmalar olur. Dilin ne kadar kılçığı varsa atarım diyor. Yani bizden istenen ifade burada geçiyor. Roman ete kemiğe bürünür bu evrede. Bitince temize çekerim romanımı. Bu en az bir ayımı alır. Bu sırada gene ufak tefek düzeltmeler yaparım diyor. Burada her şeyden önce kılçığı varsa atarım derken kılçığı atmak bir balık yeme esnasında düşündüğümüzde balık yeme işimizi kolaylaştıran bir şeydir. Eğer kılçık varsa ne olur? Daha yavaş yeriz, daha dikkatli yeriz değil mi? Peki burada bir roman dilinden bahsediyor. Roman dilinin ne kadar kılçığı varsa atacaksa o zaman okuma hızını engelleyen bir şeyi ortadan kaldırmak anlamına gelir. Bu anlam aradığımızda A'da özlü anlatım gerçekleştirmek diyor. Bu az sözde çok şey anlatmakla ilgili bir şeydir. Dolayısıyla ilgisi yok diyebiliriz. Ediyorum. B'de kısa cümle kullanmak diyor. Burada yine okuma hızımızı engelleyen bir şeyle alakalı bir ifade düşünülemez. Bunu atıyorum. Konudan çok anlatıma odaklanmak demiş. Bu alakasız. D'de ise metni akıcılığı engelleyen ögelerden arındırmak diyor. İşte burası. Yani bir metin okuyacaksınız ve kılçığını ayıklıyorsa yazar şayet akıcılığı engelleyen ögeleri ortadan kaldırmak. O zaman burası beklesin. Anlatımda herkesin bildiği sözcüklere yer vermek demiş. Bu da alakası olduğuna göre artık elimizde D şıkkı kalıyor. Soru 2. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır demiş bize. Sosyal ağlarda blog yazılarınıza gelecek tepkiler mutlaka olacaktır. Bir blog yazarı olarak internet deryasında kalıcı olmak istiyorsanız özgün olmaya önem verin. Kopya, yani kopya özgünlüğü bozan bir şeydir. Yani aynı konudan bahsediyor burada. Kopya içerik ve yazılardan oluşan blog sayfalarının daimi ziyaretçisi sıfıra yakındır. Yani eğer özgün değilseniz okuyucunuz sıfıra yakın demek istiyor. Birbirinin benzeri olan yazıları, yani taklit olan yazıları hiçbir blog okuyucusu okumak istemez. Bu yüzden derken yine buraya bağlı. Genel bir haberi açıklasanız bile kendi kelimelerinizi kullanmayı tercih edin diyor. Burada ben 6'yı okumuyorum. Neden okumuyorum? Çünkü şıklarda zaten 6 yok değil mi? O zaman biz ilk 5 şık içerisinde değerlendirdiğimizde şu dikkatimiz çekiyor. İkinci cümle 3, 4 ve 5. İnternet bloglarında eğer bir şey yazıyorsanız özgün olmalısınız. Kendi kelimelerinizi kullanmalısınız diyor. Bu 4 cümlede bir özgünlükle alakalı bir anlam birlikteliği var. Ama ilk cümlede sosyal ağlarda blog yazılarınıza gelecek tepkiler mutlaka olacaktır dediğimizde metnin konusu dışında kaldığı için cevaba A diyoruz. Ki genelde düşünce akışı bozan cümleler ortalarda B, C veya D'de çıkar. Ama zaman zaman böyle ilk cümlenin de olduğu, zaman zaman son cümlenin de olduğu sorularla karşılaşabiliriz. Dikkatli olmamız gerekiyor. Soru 3. Bu parçada yazar sözü edilen kitapla ilgili olarak numaralanmış bölümlerde yapılan olumsuz eleştirilerden hangisine cevap vermektedir diyor. Burada ben bu kitabı çok beğendim. Bazı köşe yazılarında kitabın çok uzun olduğunu, betimlemelerin çok sıkıcı olduğunu, dönemini iyi yansıtmadığını, sonunun kötü kurgulandığını, karakterlerin derinliksiz olduğunu okuduğumda ise hayretler içerisinde kaldım diyor. Bir defa burada söz konusu metnin yazarı. Yukarıda bir takım eleştiriler var ve bu eleştirileri okuduğu zaman ne diyor? Hayretler içinde kaldım diyor. Ve neden hayretler içinde kaldı? Demek ki katılmadığı yerler var. İşte biz bunları bulacağız. Kitabın yaklaşık 500 sayfa oluşu, akıcı anlatımıyla hissedilmeyen bir durum bence. Sonlara yaklaştıkça keşke daha bitmeseydi bu evrenden çıkmasaydım diye düşündüm diyor. Burada ilk cümlede dikkat ederseniz ne vardı? Kitabın çok uzun olduğu noktasında eleştiri vardı. Ama ne diyor burada yazarımız? Kitabın çok uzun oluşu problem değil. Çünkü akıcı bir özelliği varmış. Artı keşke bitmeseydi dedirten bir metin olduğuna göre o zaman burada diyor uzunluk problem değil diyor. O zaman şıklarda bir olacak değil mi? Diğer şıkları ne yapıyoruz biz? Eliyoruz. Devam edelim. Karakterleri kitap ilerledikçe daha çok sevdim. Her karakter kendi içinde tutarlıydı ve bu gençlere yönelik olarak yazılmış bir kitap için önemli bir özellik. Derin karakterler oluşturacağım diye gençlik hezeyanıyla saçma hareketler yapan kahramanlar olmasından çok daha iyi bence diyor. Burada da karakterlerin derinliksiz olduğuna dair bir eleştiri vardı. Ne diyor parçanın yazarı? Derin karakterler oluşturacağım diye o gençliğin hezeyanlarını, saçmalıklarını anlatmamış diyor. Yani derinliksiz olmasına gerek yok. Çünkü derinlikli olup da bir takım saçmalayan karakterler olmasından iyi dediğine göre o zaman 5 de olabilir şıklarda. Cevaba C diyorum. Ama burada ikinci cümle için şöyle bir itiraz gelebilir. Hocam burada çok sıkıcı olduğu ifadesi geçiyor. Ama burada şu kelime olmasaydı belki 1-2 de diyebilirdim. Betimlemelerin çok sıkıcı olduğu diyor. Burada betimleme ile alakalı herhangi bir değerlendirme yok. Kitabın genel durumuyla alakalı bir ifade var. Onun için bu bir tuzaktır bence. Çeldiricidir. C şıkkı net görünüyor. Evet, 4. soruya geldik. Artık edebiyat sorularımız başladı. Bu düzelerle ilgili hangisi söylenemez diyor bize. A'da tenasüp sanatına başvurulmuştur demiş. Tenasüp neydi? Uygunluk, yani alakalı kelimeleri bir arada kullanma sanatıydı. Bu topraklar ecdadımın ocağı, evim köyüm hep bu yerin bucağı derken ev, köy ve bucak gibi kelimeler birbirine yakın, birbirini çağrıştıran kelimeler. Sanki böyle bir kırsal bölge anlatılıyormuş gibi bir şey var. Yani A şıkkı gider. B'de halk edebiyatı şiir geleneğinin etkisi vardır diyor. Halk edebiyatı geleneği dendiği zaman ilk aklınıza şunlar gelsin arkadaşlar. Bir defa gördüğünüz gibi dörtlük değil mi nazım birimi? Dörtlük aklınıza gelsin. Bir de dilini kontrol edin. Dilinde yabancı kelime var mı yoksa konuşma diline veya halk diline yakın mı diye bakmanız gerekiyor. Nitekim baktığımızda yabancı bir kelime de yok burada. Onun için halk edebiyatı şıkkı elenebilir. C'de 4+4+3 duraklı olarak yazılmıştır diyor. Duraklarda neye dikkat etmemiz gerekiyordu? Kelimeler hecelerinden değil de iki kelime arasında duraklar yapılabilirdi. Sayarak bakmamız gerekecek. Bu topraklar 4, ecdadımın 4+3, evim köyüm hep bu yerin bucağı derken evet yine aynı. İşte vatan, işte tanrı kucağı, ata yurdun evlat bulmaz giderim derken gördüğünüz gibi kelimeler hecelerinden değil de kelimeler arasından bölündü. Bunu doğru sayıyoruz. Peki D'de ne var? Redife yer verilmemişti diyor. Bakın dikkat. Burada ecdadımın ocağı derken ecdada ait ocak anlamı katan bir iyerik ekidir. Yerin bucağı derken bucak yerin yani yere ait. Bu da yine iyerik ekidir. Tanrı kucağı derken Tanrı'ya ait kucak yani onun kucağı anlamı katan ı'lar aynı anlamda göre de olduğu için nedir? Rediftir. Peki burada redife yer verilmemiştir diyor. O zaman beklesin. E şıkkını bir hemen değerlendirelim. Zengin uyak vardır demiş bize. Burada ocak, bucak ve kucaktaki cak yani K yumuşamış gerçi ama ca sesleri ne oluyor? Kafiye ve 3 ses olduğuna göre zengin uyakta var. Bizim zaten bulduğumuz şıkkımız vardı. Denizli deyip hemen geçebiliriz. Soru 5. Atabetü'l-Hakayık ile ilgili yargılardan hangisi yanlıştır demiş bize. Bu eserin özelliği neydi? İslami eserler, ilk İslami eserler veya geçiş döneminde yazılan eserler diye biliniyor. Hemen maddelerimizi değerlendirelim. A'da 12. yüzyılda yazılmış manzum bir öğüt ve ahlak kitabı diyor. Yüzyılı doğru, 12. yüzyıl artı bir öğüt ve ahlak kitabı ifadesi doğru. Hakikatlerin eşiği anlamına geliyor değil mi bu eser? Türk Edebiyatı'nın ilk dini ve didaktik mesnevisi denmiş. Bu bir beklisin. C'de Arapça ve Farsça sözcüklere yer verilmiştir diyor. Şunu unutmayalım. Geçiş döneminde yani ilk İslami eserlerle birlikte İslamiyet etkisinde gelişen Türk Edebiyatımız başlıyor. Belki bu yüzyıllarda yani ilk İslami eserlerde sınırlı olabilir ama artık Arapça ve Farsça kelimeler kullanmaya başlıyor. Ki burada hakayık kelimesi zaten yine yanlış hatırlamıyorsam bir Arapça kökenli kelimeydi. Peki Hakaniye Türkçesi ile kalem almıştı diyor. Zaten geçiş dönemindeki eserlerimiz, o 4 temel eserimiz var burada. Hakaniye lehçesiyle yazılır. Bunları rahat eleyebilirsiniz. E'de Kutatgu Bilig'te olduğu gibi aruzun feul kalıbıyla yazılmıştır diyor. Bu bilgide detay olabilir ama doğru saymak lazım arkadaşlar. Çünkü burada B şıkkında net bir cevabımız var bizim. Neden net var? Çünkü Türk Edebiyatı'nın ilk dini didaktik mesnevisi dendiği zaman ilk İslami eser, ilk mesnevi diye geçen eser, E şıkkında ismi zikredilen nedir o? Kutatgu Bilig adlı eser arkadaşlar. Yani burada bariz bir hata yapılmış. Yusuf Has Hacib'in eseri. Hatta bu eser de 12 değil de 11. yüzyılda yazılmıştır. Kıymetli bir eserimiz. Kendisi yine sınavlarda karşımıza çıkabilir. Soru 6. Bu dizeler aşağıdaki nazım türlerinin hangisinden alınmış olabilir diyor. Zenginin 2-3 kat olur damı. Gece şule vermez züğürdün mumu. Kızılırmak gibi zenginin demi, züğürt damarında kan da bulamaz diyor. Gördüğümüz kadarıyla kabaca baktığımızda burada zengin ve fakirin arasındaki uçurumdan bahsediliyor. Yani bireyin veya toplumun eksik, aksayan yanlarını anlatan şiirler bir defa nedir? Eleştiri şiirleridir. Bu eleştiri şiirleri günümüzde satirik, divan edebiyatında hiciv veya hicviye, halk edebiyatında ise neydi? Taşlamaydı. Şıklara baktığımızda taşlama C şıkkına geçiyor zaten. Ama A'da geçen metiye divan edebiyatına bir nazım türü, hatta bir kaside bölümüdür. Başkasını övme anlamına geliyor. Ağıt, ölüm ve yaş şiirleri, güzelleme, aşk ve sevgiyle alakalı yazılabilir. Koçaklama ise neydi? Savaş, kahramanlık, yiğitlik gibi temaları ele alırdı. Yani burada cevabımız net bir şekilde C'dir. Soru 7. Bu dizelerle ilgili hangisi söylenemez denmiş bize? Teşhis neydi? Kişileştirme. Gönül dile gelir kaval sesinde, boz martılar düğün yapar Mersin'de. Ya martılar düğün yapar mı? Yapmaz. Yani kişileştirme var burada. Düz uyak düzenine sahiptir demiş. Burada A, B derken evet düz uyak var. Yalın bir söyleyişle kaleme alınmıştır diyor. Yine burada bir dörtlük var gördüğünüz gibi. İçerisinde öyle yabancı bir kelime falan da yok. Anlaşılır bir dil var. O zaman C şıkkı da gider. Tasvirden yaralanmıştır diyor. Tasvir nedir? Betimleme demektir. Yani kelimelerle resim çizme demektir. Burada renk renk gül bahçesi derken bu bir betimleme oluyor. Onu da eliyorum. Yalnızlık duygusu dile getirmiştir demiş. Burada bir renk renk açan bahçeden falan bahsettiğine göre burada tabiat var, doğa var. Yani burada yalnızlıkla ilgili bir şey falan yok. Yalnızlıkla daha çok biraz negatif psikoloji, yani bunalım olur ama burada gayet adamın mutlu olduğunu biz ne yapıyoruz metinden anlayabiliyoruz. Evet 8'e geldik. Burada ne diyor? Tuyuk ve şarkının ortak özelliği nedir demiş bize. Bir defa bu iki nazım şekli nerede, hangi dönemde, hangi gelenekte vardır? Divan edebiyatında, yani divan şiirinde görülmektedir. Peki eğer bir metin divan, bir şiir divan edebiyatına alınmışsa aruzda yazılması doğal mı? Evet doğal, burası beklesin. Tek dörtlükten oluşması diyor. Bir defa tuyuk tek dörtlüktür ama şarkı birden çok dörtlüktür gider. Kafiye örgüsü A, B şeklinde uyaklanmaları diyor. Şarkının ilk dörtlüğü evet zaman zaman böyle olabiliyor ama tuyuğun kesinlikle kafiye örgüsü nedir? A, X şeklinde olmalı. Bu bariz yine net bir hata. Bestelenmek için yazılmaları denmiş. Bu şarkı için geçerli ama tuyuk için böyle bir özellik yok. Şairin manasına yer vermeleri diyor. Bu aslında biraz detay bilgi olmuş. Genelde biz her zaman söyleriz. Gerek divan edebiyatına gerek aşık edebiyatına falan şairlerin adı geçer diye, mahnası geçer diye. Ama burada istisnai bir durum var. Tuyuk nazım şeklinde genelde bu mahlasa yer verme olayı olmuyor arkadaşlar. Dolayısıyla şarkıda vardır ama tuyukta böyle bir genelleme yapamıyoruz. Bunu eleyebiliriz. Belki bu şıkka takılabilirsiniz ama A şıkkında cevabımız net. Burada hiç tartışmasız zaten divan edebiyatı ürünü aruz ölçüsüyle yazılacağına göre rahat bir şekilde A diyebiliriz. Soru 9. Hangisi klasik komedi ve klasik trajedilerin ortak özelliklerinden biridir diyor. Burada kötü, bayağı söz ve söyleşilere yer verme diyor. Kötü sözleri komedide yer verilebilir ama trajedilerde verilmiyor arkadaşlar. Manzum ve mensur olarak yazılabilme diyor. Burada özellikle trajedi manzum yazılıyor. Komedi de manzum yazılıyor. Gerçi son yüzyıllarında mensur örneği de vardır ama bu genellenebilir mi? Bu tartışılabilir arkadaşlar. Beklesin. Kahramanları sıradan insanlar arasından seçme diyor. Trajedide soylu kimseler seçilir. Bu kesin bir şey. Komedinin özelliği bu sadece. Eliyorum. Üç birlik kuralına uyma diyor. İşte burası kesinlikle ama kesinlikle net bir bilgi. Çünkü gerek trajedide gerek komedide üç birlik kuralına uyma zorunluluğu vardır. Dram deseydi o zaman buna uyma zorunluluğu yoktu. Cevaba net bir şekilde denizi diyoruz. O zaman dönelim B şıkkına. Benim dediğim gibi yani bu komedinin de manzum yazılımından bahsetmiştim. Sonlara doğru biraz mensur örneği vardı. Ama bu da genellenemez ya da tartışılır demiştim. Bizim elimizde bari şıkkımız varken o zaman demek ki o da soruyu soran hocamız da manzum almış. Yani sıkıntı yok burada. E'de insanları güldürerek eğitmek diyor. Bu komedinin özelliği sadece. Çünkü trajedide hayatın acıklı yanlarını verip insan ruhunu tutkulardan temizleme amaçlanırdı. Onun için cevabı artık D diyoruz. Geçiyoruz. 10. soruya geldik. Bu parçada boş bırakılan yere hangisi getirilemez denmiş bize. Burada divan şiirinde bir şairin mesnevi türünde üstad olarak kabul edilebilmesi için 5 mesnevi yazması gerekir. Bu şiir geleneğinde aynı şairin 5 mesnevisini toplayarak oluşturduğu esere Hamse adı verilirdi. Divan edebiyatında da Hamse sahibi sanatçılar varmış. Hangisi getirilemez diyor. Yani soru şöyle bir anlam kazandı. Hangisi Hamse'si, hangi sanatçımız Hamse sahibi değildir? Yani 5 mesnevi yazmamıştır şeklinde bir anlam kazandı. Burada Alişir Nevai'nin vardır. Nergisi'nin var. Taşlıcalı Yahya'nın var. Nevizade Atayi'nin var. Ama divan edebiyatının o son büyük şairi diyebildiğimiz Şeyh Galip'te biz 5 mesneviyi göremiyoruz. Cevabımız net bir şekilde C oluyor. 11. bir edebiyat, edebi sanat sorusu. Hangisinde istare yoktur diyor. İstarenin özelliği neydi? Teşbihin temel ögelerinden yani benzeyen ya da benzetilenin birinin söylenmeden yapıldığı sanattı. Aslında bulması kolaydı. Bizden bakın açık veya kapalı istare demiyor. Sadece istare diyor. O zaman rahat bulabiliriz diye düşünüyorum. Mesela A'da yüreğim kanat çırpıyor maziye doğru. Mesela yüreğim kanat çırpar mı? Kuşlar kanat çırpabilir ama kuşlar bakın ne yapmıyor, dizelerde geçmiyor. O zaman teşbihin unsurlarından birisi olmadığına göre A şıkkını ele. B'de ağlama salkım söğüt ağlama, kara suyun aynasında el bağlama. Şimdi bir defa bakın ne diyor söğüte? Ağlama diyor. Yani insan gibi ağlama demek istiyor ama insan söylenmemiş. Bakın yine istare var. İki kapılı bir handa diyor. Gidiyorum gündüz gece. Burada iki kapılı bir han derken han kelimesi bu klasik bir örnektir. Testlerde çok gelir. Dünya demek ya da hayat demek. Burada han dediğim şeyin özelliği nedir? Bir taraftan girerseniz diğer taraftan çıkarsınız. Yani bu nedir? Bir doğum ve ölümü karşılayan bir ifadedir. Yani hayat ya da dünya hana benzetilmiş. Hayat ve dünya söylenmemiş. O zaman bu da gider. Beşikte yatan kuzudan seni senin gözünden bile kıskanırım diyor. Beşikte yatan kuzudan kasıt ne? Bebektir. Yani bebek kuzuya benzetilmiş ama bebeğin kendisi söylenmemiş. Bunda eliyorum. E şıkkına geldiğinde bahar geldi etrafta bülbül sesleri bir gelin gibi süslenmiştir yaylalar. Bakın yaylalar süslenmiş ama gelin gibi diyor. Yani iki unsur da varsa bu bir teşbih yani benzetme olur. Bu bir çeldirici. Cevaba E diyoruz. Peki gelelim hemen 12. sorumuza. Bir diyalog var burada. Bu diyalogta yer alan kişilerle ilgili hangisi yanlıştır denmiş. Kerim Erim'deki şiir kitabı Milli Edebiyat döneminde şiirle müzik arasında yakın ilgi kuran saf yani öz şiir anlayışındaki şairlerden birine ait diyor. İşte o zaman Kerim'in şiir kitabı Yahya Kemal'e ait olabilir diyor. Olabilir mi? Olabilir. Neden? Çünkü öz şiir dendiği zaman bunu resmi anlamda başlatan yani şiir hakkında bazı mülahazalar adlı makalesiyle Ahmet Haşim başlatmıştır ama aynı dönemde bağımsız kişilerden bir tanesi Yahya Kemal de saf şiirde öncü sayılır. Yani Haşim'le Yahya Kemal öncü ve en güçlü şairler olarak bilinir burada. Dolayısıyla Yahya Kemal okumuş olabilir. Bunu ediyorum. Nihal'e gelelim. Ben de bir kitapçıdan toplumsal ve siyasi görüşlerini makalelerinde dile getiren ve Türkçülük düşüncesini sistemleştiren şairimize ait bir kitap aldım. Bu kitaptaki bazı yazıları ilk defa Yeni Lisan makalesinin yayımlandığı bir dergide çıkmıştı diyor. Şimdi Nihal'in aldığı kitap Ziya Gökalp'e aittir diyor. Evet, bir kitapçı kitap almış. Artık Türkçülük anlayışını sistemleştiren kişi de Ziya Gökalp olduğuna göre evet doğru. Peki C'de ne diyor? Özkan'ın sözünü ettiği şiirin şairi Mehmet Emin Yurdakullu diyor. Bir bakalım. Cennet'e giderken adlı şiir bu dönemin karakterini yansıtan güzel bir şiirdi diyor. Evet, Cennet'e giderken adlı kitap Mehmet Emin Yurdakullu'ya aittir. Doğru. Yine Nihal'in sözünü ettiği makalenin yazarı Ömer Seyfettin'dir diyor. Şimdi ilk defa Yeni Lisan makalesini yayımlandığı dergi diyor. Evet, gerçekten de arkadaşlar bu makalenin yazarı kimdir? Ömer Seyfettin'dir. Ama şöyle bir bilgi aklınızda kalmış olabilir. Bu makale imzasız yayımlanıyor. Yani Ömer Seyfettin, Ali Canif Yöntem ve Ziya Gökalp'in ortak imzasıyla yayımlandığı söyleniyor. Ama bir gerçek var ki makalenin asıl yazarı Ömer Seyfettin'dir. Diğer iki yazarımız da şairimiz de neyse arkadaşlar bu ortak katıldığı anlamına gelen bir imza bu. Dolayısıyla bu bilgiyi de eleyebiliriz. E'de Nihal'in aldığı kitaptaki yazıların yayımlandığı derginin adı Türk Yurdu diyor. Burada bir defa Yeni Lisan makalesi diyor. Türkçülük Ziya Gökalp'ten bahsediyor. Bu Milli Edebiyat ve Milli Edebiyat'ın başlamasına vesile olan ve ana yayın organı nedir? Genç Kalemler dergisidir arkadaşlar. Hatta burada Ali Canif Yöntem de Genç Kalemler dergisinin baş yazarıdır. Yani bir anlamda Milli Edebiyat akımının o dil anlayışlarını, zaman zaman yaptıkları polemikler vesaire hepsini bu dergide yayınladılar. Onun için burada E'de bariz bir hatamız var. Genç Kalemler ifadesi geçmeliydi. Evet, geldik 13. sorumuza. Bu parçada boş bırakılan yere hangisi getirilmeli diyor. Bir defa dikkat, 14. yüzyılın sonları 15. yüzyılın ilk yarısında yaşıyor. Tekke edebiyatının en önemli temsilcilerinden diyor. Bunun dışında artık aşağı doğru geldiğimizde divan, gülistan, gevhername, minbername. Bunun dışında budalaname, kitab-ı miglate ve vücutname gibi mensur eserler yazmış. Yani özellikle burada budalaname, kitab-ı miglate ve vücutname en çok yine testlerde kullanılan eserler arasında yer alıyor. Bu yüzyıla baktığımızda ve bu özellikleri değerlendirdiğimizde bizim tekke edebiyatında Alevi Bektaşi anlayışı sistemleştiren şairimiz diye bilinen Kaygusuz Abdal'dan bilgi verilmiş. Onun için cevabı Bursa deyip hemen geçiyoruz. Soru 14. Bu parçada hangisinde bilgi yanlışı vardır demiş bize. Burada realizm 19. yüzyılın ikinci yarısında romantizme tepki olarak doğmuştu diyor. Evet, realizm romantizme tepki. Bu akıma göre sanat içindir diyor. Doğru. Ve sanatın din, ahlak ve sosyal yönden bir amacı yoktur. Flaubert'in yazdığı Anna Karenina adlı roman realizmin romantizme üstünlüğü olarak kabul edilmişti diyor. Bir defa Flaubert realizmin kurucusudur. Ama burada geçen söz konusu eser Anna Karenina Tolstoy'a ait bir eserdir. Aslında burada söz konusu bilgiler yani realizmin romantizme üstünlüğünü kabul edildiği eser Flaubert'in ne olması lazım arkadaşlar? Madame Bovary adlı roman olacak. Evet, burada o zaman cevaba ne diyoruz? Daha doğrusu Anna Karenina artık yanlış. 5. cümleyi ne yapıyoruz? Pardon, ifadeyi yanlış kabul ettik. Hemen E'yi işaretleyip geçiyoruz. Peki geldik 15. sorumuza. Burada ne diyor? Hangisine bilgi yanlışı vardır denmiş bize arkadaşlar. Recaizade Mahmud Ekrem birkaç şiiri dışında ağır bir dil kullanmış. Şiir dilinin konuşma dilinden farklı olması gerektiğini savunmuştu diyor. Recaizade Tanzimat ikinci kuşak sanatçısı ve biliyorsunuz zaten ikinci dönemde birinci dönemden farklı olarak toplumsal konular değil de bireysel konulara dönülmüştü. Dil birinci döneme göre ağırdı. Bu bilgi doğru sayılır. B'de gerek içerik gerek biçim bakımından divan şiirinde önemli değişiklikler yapan Abdülhamit divan edebiyatının bütün kalıplarını yıkmıştır diyor. Bir defa biz Abdülhamit Tarhan için şöyle bir ifade kullanırız genelde. Tanzimat edebiyatının genel özelliğinin aksine. Çünkü genel özelliği neydi? Divan edebiyatına tepkidir ama divan edebiyatını gerçek anlamda yıkamadılar deriz biz. Ama Abdülhamit'e geldiğimiz zaman bu edebiyatı gerçek anlamda yıkan ihtilacı şahsiyet deriz. Yani bu bilgi doğru. C'de Muallim Naci şiirlerinde divan edebiyatı gelenekten beslenmesine rağmen daha sade bir dilden yararlanmıştı diyor. Bu çok bilinen bir bilgi değil arkadaşlar ama doldurma bir şık. D'de Nabizade Nazım roman ve öykü kitabını İstanbul dışına taşımış, ilk defa köy gerçeğini dile getiren Hasan Mellah romanını yazmış diyor. İşte burada Hasan Mellah romanı Nabizade Nazım'a değil, yine Tanzimat'ın birinci kuşağında önemli yazı makinesi diye bilinen Ahmet Mithat Efendi'ye ait bir eserdir. Bu bariz bir hata. E'de direktör Ali Bey Theodor Kasab'ın çıkardığı edebiyatımızın ilk mizah dergisi Diyojen'de mizah ve hiciv yazıları kaleme almıştı diyor. Bu bilgi de doğru arkadaşlar. O zaman cevaben net bir şekilde ne diyoruz? D diyoruz. Peki 16'ya gelelim. Ne diyor? Bu parçada tanıtılan eserin yazılarına ait değildir diyor. Peki buradaki eser neymiş? Önce isterseniz bir ona bakalım arkadaşlar. Edebiyatımızda ilk ruh çözümlemesi romanı kabul edilen yapıt, yok denecek kadar basit bir olay örgüsüne sahiptir. Yapıtta anlatılan birkaç olayın kişiler üzerindeki etkisiyle kişilerin o olaya karşı tepkisi üzerine durulmuş. Böylece eser dış olaylar üzerine değil, kişilerin iç dünyası üzerine kurulmuştur. Bu romanda dostlukları sevgiye dönüşen iki insanın çektikleri acı anlatılmıştır. Teması yasak aşk diyor. Artı ilk ruh çözümlemesi, yani ilk psikolojik roman diyor arkadaşlar. Bu roman hangisiydi? Eylül romanı. Ve malum bu eserde kime aitti? Mehmet Rauf'a ait Servet-i döneminde bir yazarımız değil mi? O zaman soru şöyle bir anlam kazandı. Hangisi Mehmet Rauf'a ait eserler arasında yer almaz gibi değerlendirilmeli. Burada Ferda-i Garam Mehmet Rauf'un bir romanıdır arkadaşlar. Elenebilir. Karanfil ve Yasemin yine bir romandır. Elenebilir. Son Yıldız yine bir roman. Elenebilir. Birdland yine bir romandır. Elenebilir. Ama burada geçen D şıkkında geçen bu Nadide adlı eser Mehmet Rauf değil de Hüseyin Cahit Yalçın'a ait nedir arkadaşlar? Bir romandır. Yani cevaba Denizli diyoruz. 17'ye geldik. Burada bizden ne istiyor arkadaşlar? Bu parçada sözü edilen yapıt ve yazarı aşağıdakilerin hangisi de doğru olarak verilmiştir diyor bize. Roman soylu bir aileden geldiği izlenimini uyandırabilmek arzusuyla uydurduğu Şatırzade namını kullanan Batı hayranı Şöhret Bey'in Avrupa'yı görünebilmek uğruna düştüğü komik ancak ülkedeki batılaşma çabasıyla ilgili olarak da düşündürücü durumlarını konu alır. Yazarın Felatun Bey ve Rakım Efendi adlı romanında olumlu kahramanı Rakım Efendi'ye benzetmek istediği Maşuk Bey tıpkı Rakım Efendi gibi bir devlet dairesinde katip olarak çalışmaktadır diyor. Şimdi arkadaşlar burada önceki denemelerimizde de zaman zaman çıkmıştı zaten. Şöhret Bey dendiği zaman bu baş karakter Servet-i döneminde yaşayan ama bu topluluğa katılmayan bağımsız yazarlarımızdan ve bizde en güçlü naturalist yazar sayılan Hüseyin Rahmi Gürpınar'dan ve onun Şık adlı romanından bahsediliyor. Bunun cevabına A diyoruz. Peki 18'e geldik arkadaşlar. Burada boş bırakılan yere hangisi getirilemez denmiş bize. Milli Edebiyat romanlarında yazarlar kahramanlar arasında aydın kişilere de yer vermiştir. Çünkü bu yazarlarımız toplumsal yararı öncelemiş, topluma yol gösterecek aydının toplum içinde olması gereken yere dikkat çekmişlerdir. Buna diyor, buna Vehbi Dede, Hilmi, Pellegrini, Selim Paşa diyor arkadaşlar. Bu söz konusu eser nedir? Sinekli Bakkal romanı arkadaşlar. Sinekli Bakkal kime aitti? Halide Edip Adıvar'a aitti değil mi arkadaşlar? Peki bunun dışında Ahmet Celal diyor. Ahmet Celal nokta noktada Ahmet Celal diyor. Bu da Yakup Kadri'nin arkadaşlar Yaban adlı romanında geçiyor. Şahin Efendi, Öğretmen Rasim, Mühendis Necip ise nerede geçiyor arkadaşlar? Reşat Nuri Güntekin'in Yeşil Gecesi'nde geçiyor. Yine bunun dışında Adnan Dağıstanlı Hoca, şair Mehmet Rauf, örnek gösterilebilir diyor arkadaşlar. Bunlar da 3 İstanbul adlı eserde, yani Mithat Cemal Kuntay'ın eserinde geçiyor. Burada Bugünün Saraylısı adlı eser kalmış. Bununla alakalı bir kahraman ismi falan geçmiyor. Bu eserde Refik Halit Kara'ya ait bir neydi? Romanımızda arkadaşlar. Evet, geliyoruz 19. sorumuza. Burada hangisinde bilgi yanlışı vardır demiş arkadaşlar bize. Hemen bakıyoruz. İkinci Yeni şiiri Garip şiirinden daha çok tartışılmış. Hareketin lehinde ve aleyhinde çok şey söylenmiştir diyor. Evet, bu tartışılan bir topluluktur. Serbest çağrışıma dayanan bir bu harekette şiir bir anlam sanatı olmaktan çıkarak bir görüntü sanatı haline gelmiştir diyor. Burada serbest çağrışım deyince biraz bilinçaltı aklımıza gelir ve burada bilinç altındaki her şey böyle özgür biçimde ortaya konulabilir mi? Evet, bunların bazı şiirlerinde var arkadaşlar. Doğrudur yani. Kelime ve kelimenin diğer kelimelerle ilişkisinden doğan karmaşık çağrışımlar alışılmadık görüntüler oluşturur diyor. Burada alışılmadık çağrışımlar ifadesi doğru. Çünkü bunlar genelde kelimelerin anlamlarını saptırmakla biraz suçlanmışlardır. İşte kelimelerin anlamını, dizimini bozmakla biraz suçlanmışlardır. Yani bu bilgiler doğru. Ama burada kendilerine bir amacı vardır. Yani kapalı, imgesel ve anlamsızlığa, yani kapalı anlama giden bir şiir tercih etmişlerdir. 4'ten devam edelim. Şairlerin kelimelerle çok oynaması, cümle yapısındaki bozulmalar, mantık dışı söyleyişler ve soyutlamalar bazen aşırıya giderek ortaya anlamsız şiir denebilecek örnekler çıkarır diyor. Burada yine biraz önce söylemiştik zaten, anlamsızlığa varan soyut şiir yazmaları doğru bilgi. E'de ise geleneğe bağlı olanlar onları şiiri ayağa düşürmekle suçlarken toplumcular da toplumcu şiiri engelleyen, yozlaştırmayı amaçlayan ve küçük burjuva duyarlılığını geliştirmeye çalışan bir devinim başlatıcısı olarak görmüşlerdir. Burada tek hatalı yer şurası arkadaşlar. Ne de girişte onları şiiri ayağa düşürmekle suçlamak ifadesi geçiyor. Burada şiirin ayağa düşürülmesi ile suçlanan topluluk ikinci yenicilerden ziyade arkadaşlar birinci yenicilerdir. Çünkü garipçilerin bir özelliği var birinci yenicilerin. Şiirde söz sanatlarına ahenk ögeleri olan nedir o? Ölçü, kafiye, nazım birimi gibi şiiri şiir yapan bütün unsurlara ne yaparlar? Karşı çıkarlar ve serbest şiir yazarlar. Basit alelade insanların basit alelade durumlarını basit ve sıradan bir dille yazmış olmaları daha çok o dönemde şiiri ayağa düşürmekle suçlanmalarına sebep olmuştur. Bu ikinci yenicilerin değil arkadaşlar, birinci yenicilerin özelliğidir. Cevaba E diyoruz. Ama bayağı örtük bir soru olmuş işin açığı. Peki 20. Bu dizelerde dile getirilen düşünceye aşağıdaki şairlerden hangisinin edebi anlayışıyla örtüşmez diyor. Bir defa ilk cümle aslında artık devamını okumamıza gerek yok ama ben metni okumak istiyorum. Türkiye işçi sınıfına selam, selam yaradana, tohumların tohumuna serpilip gelişene selam. Bütün yemişler dallarınızdadır. Beklenen günler, güzel günlerimiz evlerinizdedir. Haklı günler, büyük günler. Gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde aç yatılmayan, ekmek, gül ve hürriyet günleri. Şiirlerini veya edebiyatı bir dava olarak gören veya davalarını, ideolojilerini aktaran bir araç olarak gören bir anlayış var şiirde. Ne olur arkadaşlar bu? Toplumcu şiir ve serbest nazım diye bildiğimiz. Zaten bu anlayışı başlatan kişi de bizde kimdir? Nazım Hikmet'tir. Bunu bir defa zaten elememiz gerekiyor. Bunun dışında Rıfat Ilgaz olsun, Aziz Nesin olsun, Ahmet Arif olsun, bunlar da toplumcu şiir ekseninde hareket etmişlerdir. Burada geçen Ömer Bedrettin Uşaklı ise toplumcu şiir değil de Cumhuriyet döneminde milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren ve daha çok Anadolu insanını, Anadolu manzaralarını, deniz özlemini, yaylaları anlatan bir şairimizdir. Yani bunun toplumcu şiirle alakası yoktur. Onun için cevaba Edirne diyoruz. 21'e geldik. Burada bizden ne istiyor arkadaşlar? Hemen bir bakalım. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi bu nitelikler dikkate alınarak oluşturulmamıştır diyor bize. Baktığımızda yalnızlık, toplumdan kaçış, geleneksel değerlere baş kaldırma, geleneksel yapıyı ve anlatımı reddetme, birey bulanımlarını, karmaşık ruh halini sembollerle anlatma diyor arkadaşlar. Burada bu özellikler bireysel bunalım, geleneksel yapıyı reddetme, yalnızlık ve toplumdan kaçış dendiği zaman aklımıza bir defa modernizm, postmodernizm, mi esas alanlar, hatta 80 sonrası da yine 80 öncesinde başlayan ama 80 sonrasında devam eden modernizm ve postmodernizmi esas alan yazarlarımıza görülen özelliklerdir bunlar. Burada A şıkkında Hür Şehrin İnsanları Kemal Tahir'e ait bir eserdir. Bu şıkkımız bir beklesin. Benim Adım Kırmızı zaten Orhan Pamuk'un bir eseridir. Orhan Pamuk zaten bizde önemli postmodern yazarlardan bir tanesi. Bunu eleyebiliriz. Evet, bunda vardır. Romantik Bir Viyana Yazı dendiğinde Adalet Ağaoğlu'na ait bir eser arkadaşlar. Evet, burada Adalet Ağaoğlu'nda modernizm vardır. Taş ve Ten, İnci Aral arkadaşlar. 80 sonrası yazarlarımızdan. Evet, onda da yine böyle postmodern bir takım bulanımlar vardır. Saz ve Caz, Düğün Veryatı, Selim İleri arkadaşlar. Yine onda da böyle bir özellik vardır. Ama Kemal Tahir'den dinle. Kemal Tahir Cumhuriyet dönemi roman ve hikayesinde nedir? Toplumcu gerçekçi yazarlarımızdan ve daha çok kalemini nedir? Bir takım yine toplumcu gerçekçi anlayış deyince ideolojinin emrine verme ve hayatı sınıfsal çatışma üzerinden anlamlandırma ve yorumlama eksenine bakacaktır. Dolayısıyla Kemal Tahir'de böyle toplumdan kaçış, yalnızlık gibi bunalımlar vesaire yoktur arkadaşlar. Yani cevap net bir şekilde Adana oluyor. Peki 22'ye geldik. Bu parçanın başına hangisi getirilmeli diyor bize. Burada 30'lu yıllarda yazdığı şiirlerin çoğunda Ahmet Hamdi Tanpınar ve Necip Fazıl'ın etkisi vardır diyor. Ancak şairin şiirlerini yaşadığı olaylardan hareketle yaşanmışlık üzerine kurması onu bu ikisinden ayırır. Ölüm korkusu ve bundan kaynaklanan yaşama bağlılık şiirin ana damarını oluşturuyor. Bir defa zaten Ahmet Hamdi Tanpınar ve Necip Fazıl etkisi var diyorsam, ölüm korkusu ve yaşama sevinci varsa zaten en önemli bilgisi verildi arkadaşlar. Bu bizim saf şiir anlayışını sürdüren şairlerimizden Cahit Sıtkı Tarancı'nın neyidir arkadaşlar? Bilgileridir. Burada geçen ölümden sonra diyor, bakın yine ölümle alakalı bir şiirinden bahsedilmiş. Yine biliyorsunuz 35 yaş şiiri Tarancı'nın en meşhur şiirleri arasında yer alıyordu. Peki hemen devam ediyoruz 23. sorumuza. Bu parçada sözü edilen şair hangisi denmiş bize? 1974'te düşünsel ve ruhsal bir değişim yaşayarak yazı hayatını İslami düşünce çerçevesinde devam ettiren diyor. Bunun dışında artık eser de verilmiş. Şelladıma Gülümserken, Erbay'ın Bir Yusuf Masalı diyor. Buradan şunu anlıyoruz. Dikkat ederseniz ruhsal ve değişim, düşünsel ve ruhsal bir değişim yaşıyor derken toplumcu gerçekçi çizgide, yani Nazım'ın çizgisinde devam ederken sonrasında İslami görüşe kayan bir şairimizden bahsediliyor. Söz konusu eserler de kime ait? İsmet Özel adlı şairimize ait. Peki geldik son sorumuza. Burada ne diyor? Ayrı içinde verilen sanatçıyla uyuşmamaktadır diyor bilgiler, açıklamalar. A'da öykü ve romanı bir arada yürütmüş, romanlarında sosyal ve tarihsel konulara yer vermiştir. Belgesel nitelikli Ağustos başı ayında milli mücadele döneminde cephe ve cephe gerisinde yaşanan olayları anlatmıştır diyor. Sevinç Yokun, bu bilgi doğru. B şıkkında ilk romanı Kaybolmuş Günler'de 1960 sonrasında ortaya çıkan sosyal ve düşünsel plandaki değişiklikleri, anlamsız çatışmalarla, kavgalarla yitip giden bir gençliğin hayatını anlatır diyor. Burada Tarık Burak demiş arkadaşlar. Burada söz konusu Kaybolmuş Günler adlı eser Tarık Burak'a ait değildi arkadaşlar. Mustafa Miyasoğlu adlı bir yazara ait arkadaşlar. Bu biraz detay bir soru olmuş. Bir beklesin. C'de Fahriye Abla ve Muhip Dıranas bilgisi kesin doğru. Mesela yine biyografik roman özelliği taşıyan Gazi Paşa, yine milli mücadeleyi anlatması falan diyor. Atilla İlhan bilgisi doğru. Şevk Bedrettin Destanı ve Nazım Hikmet bilgisi doğru. Biz cevabı zaten bulduk arkadaşlar. B diyoruz ama bu biraz detaylı bir soru olmuş açıkçası. Peki arkadaşlar, bir videomun daha sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere. Sayfama, kanalıma abone olursanız sevinirim. Çalışmalarınıza kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere.